Merhaba arkadaşlar ben Buhari. Bugün sizlerle Diyobo'yu inceleyeceğiz. Diyoda son durum ne? Uzun vadede ne olur? Teknik olarak bakalım. Şöyle çok fazla geriye gitmeden de gördüğünüz gibi güzel bir kırmızı trend içinde bir hareket görüyoruz. Zirveler sonrası düzeltme, yeni bir zirve tekrar düzeltme ve trendin burada dışına çıkması da negatif fiyatlama devam etmiş. Ancak şu anda da 17.97 seviyesi bir dip oluşmuş bu dipten tepkiler gelmiş ve emaların üstünde kalmaya çalışıyor. Teknik olarak genel görüntü bu şekilde düşen trend kırılmış. Emaların üstünde kalmasıyla birlikte bu düşüş trendinin bittiğini teyit edeceğiz. Şu anda 21.78 emada 22 seviyesinden geçiyor arkadaşlar. Yani 22'nin üstünde kalması durumunda artık düşen trend bitti diyeceğiz ve yukarı yönlü bir düzeltme hareketini takip edeceğiz. İşte böyle bir durumda. Kısa vadeci arkadaşlar pazartesi açılışla birlikte 22 geçeceği umuduyla ki temel tarafta bildiğiniz gibi deprem sonrası oluşan fiyatlamalarda burada DİO boya pozitif yönde etkileyecektir. Bunun da etkisi düşünülünde teknik tarafta hem düşeni kırması hem de emalara yakın olması olumlu temel taraftaki de dioyu desteklediği için burada bir risk alınabilir. İlk arkadaşlar takip listesini alır. Burada geri çekilmelerde şöyle bakalım. 19 ve 17 seviyelerin en son dip bölgelerinden alır. İsteyen arkadaşlar pazartesi açılışla birlikte almasıyla 22'yi geçmesi durumunda 24 ve 26-40 dirençlerini takip edebilir. Kısaca arkadaşlar burada şöyle gösterelim. Kısaca arkadaşlar burada 24 ve 26 seviyelerini satış bölgesi yani oluşacak tepkide dönüş bölgesi olarak satış yapabilir. Ancak uzun vadeci arkadaşlar Buradan ben uzun vadeli tutarım. Biraz da fiyatlamaları takip ederim. Diyen arkadaşlar için 26 üstü önemli olacak. 26 üstünde kalması durumda. Yani 26-40'ın üstünde kalması durumda. 32 seviye hedef olacağı için bu seviyenin üstüne satmamaları daha iyi olacaktır ki burada arkadaşlar bu kanala girerken işte 26-27 seviyene satışlar görülebilirsiniz. Fiyat tekrardan 25-24 derece çekilir. De bu gayet doğaldır. Anladım, fiyat tekrardan toparlanabilir 26'yı geçer ve 32'ye doğru yükselirse asıl yükseliş burada başlayacaktır ki burada da bakın daha gördüğünüz gibi zirveler sonra satışlar olmuş bir çanak yapmış çanağa geçmesiyle yani en son direnci aşmasıyla birlikte yükselişlerini sürdürmüş. Burada da aynı şekilde bakın bu geçiyor geçmesiyle yükselişlerini sürdürüyor sonra her ne kadar satış yese de tekrardan toparlanıp direnci aşıyor daha büyük bir yani daha yüksek bir zirve yapıyor ve yoluna ilerliyor. Şu andaki görüntü görüntüde bu şekilde. Dediğim gibi teknik olarak olumlu. Temel taraftaki konjektürü diyor boyu destekliyor. İsteyen arkadaşlar bu seviyeden risk alabilir. Kısa vadeciler burada 17.90'da stop yapabilir. Uzun vadeci arkadaşlar tekrardan buraya gelmesi durumda yine alım yapabilir veya pazartesi açılışta alır. Burada satış bölgesi 26 27 seviyesi. Kısa vadeciler için, uzun vadecilerin için bunun üstüne kalması durumda 32 33 seviyelerini beklemelidir ki buradan risk alıp alım yapan arkadaşlar %50'nin üstünde bir getiri sağlamış olacaktır. Asıl önemli engel burada en son zirve yani direnç olarak takip edeceğimiz seviye 32-14 seviyesi. 32-14'ün geçirmesiyle uzun vadede arkadaşlar ilk etapta 36 hedeftir. Devamında da 42 seviyesi hedeftir. Diyo boyada görüntü bu şekilde arkadaşlar. Zaten burada yine zirveyi geçerse arkadaşlar şöyle bir çanak yapacak ki bildiğiniz gibi çanak formasyonda trendin devamı niteler. Bunun da hedef fiyatına bakalım. Şöyle bakalım. 32 geçmesi durumunda. Onun da hedef fiyatı 45. Yani yine bizim seviyeleri denk geliyor. Burada çanağı tamamlamak isteyebilir. Diyor genel görüntü. Bu şekilde isteyen arkadaşlar değerlendirebilir. Cümleten bol kazançlar. Hoşçakalın.